Yunanistan karasularını 6 milden 12 mile çıkarmayı hedefliyor. İtalya ile bu anlaşmayı hayata geçirdiler ve şimdi de bizimle olan sınırlarını çıkarmayı planlıyorlar. Sizden ricam bu olayın ne anlama geldiğini iyice anlamanız. Bu Kapatasak şu anlama geliyor. Bütün Ege Denizi Yunanistan'ın olacak. Ege Denizi'nden geçen her gemide Yunan bayrağı dalgalanacak. Bununla da sınırlı kalmıyor. Megalo idealarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu olayı araştırmanızı istirham ediyorum. Onlar Türklerin hiç olmamasını istiyor. Ama olacak. Atalarımızın bu toprakları bize emanet etmek için nelere katlandığını çok iyi hatırlayın kardeşlerim. Öğrenin ve hatırlayın. Çünkü bizi bizden başkası kurtarmayacak. Biz de Yunanistan'da olup bitenler, kamuoyunun yakın ilgisinden uzak olduğu için haberlere de pek fazla konu olmaz. Yunanistan içinse bu durum tam tersidir. Hatta diyebilirim ki Atina'da yaşayan ortalama bir Yunan vatandaşı Türkiye ile ilgili birçok konuda Ankara'da yaşayan bir Türk vatandaşından daha fazla bilgi sahibidir. Neden dersiniz? Yunanistan medyasında içinde Türkiye'den haberlerin geçmediği bir gün bile yoktur. Biz esas meselemize gelelim. Yunan yönetimi son dönemde askeri ve diplomatik anlamda hedefinde bir tek Türkiye olan pek çok adım attı. Askeri olarak hem ABD hem de Fransa ile anlaşmalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftalarda meclis grup toplantısında konuşmasında dediği gibi Yunanistan kendini ABD üssü haline getirdi. Bunun dışında son günlerde Doğu Akdeniz, Ege ve Batı Trakya'da askeri tatbikatlara girişti. Diplomatik olarak da Yunan hükümeti Türkiye ile arası iyi olmayan, son günlerde normalleşme eğilimi gösteren Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yakın işbirliğine yöneldi. Hatta bu ülkelerin askeri tatbikatlarda Yunan ordusuyla boy göstermesi bile yadırganmaz oldu. Diğer yandan Yunan hükümetinin savunma harcamalarında da müthiş bir artış söz konusu. Avrupa ülkeleri içinde savunma bütçesine oransal olarak en fazla pay ayıran ülke konumunda Yunanistan. Bu durum en sağdan en sola geniş bir siyasi yelpazeye sahip olan ülkede iç siyasetin daimi tartışma konuları arasında da yer alıyor. Daha 2 gün önce 25 bin kişi Albaylar Cuntası'na karşı yapılan 17 Kasım yürüyüşü sırasında silahlanma yarışına tepki göstererek bütçede eğitim ve sağlık kalemlerine ağırlık verilmesi çağrısında bulundu. Buna rağmen Yunan hükümetinin hedefinde sadece Türkiye olan yukarıdaki eylemlerini yakından izlemek büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın kendi kendini ABD üssü haline getirdiği yönündeki sözlerini sarf ettiği aynı grup toplantısında, ABD'nin Türkiye sınırının hemen yanı başındaki Dede Ağaç'a yaptığı yığınağın gerekçesini sorgulayan sorular da yöneltti. Demek ki bu yığınağın söylendiği gibi sadece Rusya'ya karşı yapılmadığına dönük Ankara'da ciddi soru işaretleri bulunuyor. Yunanistan Türkiye ile savaşı göze alma pahasına karasularını 12 mile çıkarır mı? Gelinen nokta itibariyle bütün bu gelişmeleri artık Yunanistan Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyor sorusu ile eş zamanlı olarak düşünmek gerekli hale gelmiş durumda. Birkaç yıl önce üst düzey askeri bir kaynak bana Kurtuluş Savaşı yıllarını atıfla o zaman da Batılı ülkeler Yunanistan'ı üzerimize salmışlardı. Şimdi de benzer bir çaba içinde olabilirler demişti. Bu sözleri işittiğim dönemde böyle bir tehlikenin olabileceğine dair işaretler bugünkülere göre çok daha azdı. Yani bu anlamda da daha yakın bir tehlikeyle karşı karşıya olabiliriz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşme ihtimali karasuları üzerinden karşımıza çıkabilir. Türkiye, Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarması halinde bu durumu savaş nedeni sayacağını daha önce aldığı kararlar ve duyurularla ilan etmişti. En son 1995 yılında meclisten böyle karar da çıkmıştı. Avrupa ve ABD'nin desteğini arkasına alan Yunan yönetiminin böyle bir çılgınlık göstergesine imza atarak karasularını 6 milden 12 mile çıkarma girişiminde bulunması bir ihtimal olarak her zaman akılda tutulmalı. Yunanistan'da Türkiye fobisinin gerçek bir paranoyaya dönüştüğü düşünüldüğünde her türlü senaryoya karşı hazır ve uyanık olmak lazım. Savunma Sanayi Başkanlığı'nca hazırlanan kataloğu referans alarak bir haber yayınlayan Yunan Tanea gazetesi, Türk savunma sanayisinin ürünlerini içeren 632 sayfalık listesinde abartılı noktalar olsa da Türkiye, Erdoğan döneminde dev adımlar atarak hemen her şeyi üretiyor yorumunu yaptı. Atina yönetiminin Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini yazan Tanea, Yunan kurmaylıların adımların bazıları ağır, bazıları ise hızlı olmaları bir yana önemli olan Türkiye'nin silah ürettiğidir.
biz ne yapıyoruz, onu düşünmeliyiz dediklerini aktardı. Ankara'nın savunma sanayindeki gücünü yabancı ülkelere yapılan satışlar ile dış politikasında önemli bir unsur haline getirmeye çalıştığını da kaydetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Azerbaycan dönüşü yaptığımız sohbetin ikinci bölümünün belki de en çarpıcı mesajı şudur. Öyle 3-5 uçak almakla bu denklem çözülmez. Harcanan paralar Yunan halkının cebinden çıkıyor. Yunan siyasiler bu kifayetsiz ve hayalci yaklaşımlarıyla zaten ekonomik sıkıntılar yaşayan komşumuz Yunan halkının kaynaklarını bu şekilde boş yere tüketmekte ve refah seviyesini daha da aşağılara çekmektedir. Yalnızca tatbikatları durdursak milyonlarca dolar tasarruf olur. Yazık değil mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözleri Yunanistan'ın silahlanma sevdası için söylüyor ve ekliyor. Yunanistan'da bir silahlanma sevdası başladı. Dahası Yunanistan'da bazı siyasiler kişisel hırsları nedeniyle Türkiye düşmanlığı üzerinden silahlanmayı körüklüyor. Ama bu yine Yunan halkına zarar veriyor. Çünkü matematik ve tarih ortada. Oysa diyalogla her şey çözülür. İşte gelin nerede olursa olsun görüşelim diyoruz. Hatta gelin bütün sorunları böyle ayaküstü değil uzmanlarla tek tek konuşalım diyoruz. Nerede isterseniz oturalım diyoruz. Çözüm zorlama ittifaklarla ve tehditlerle değil komşular arasında gerçekleşir diyoruz. Sorunlarımızı iki komşu olarak çözelim diyoruz. Dahası gelin savunma bakanları değil turizm bakanları da konuşsun. İki ülkenin halkı kazansın diyoruz. Daha ne diyelim? Milli Savunma Bakanı bütün bu bilgileri verdikten sonra şöyle diyor. Uluslararası hukuk, iyi komşuluk, barışçıl yöntemlerle ve diyalog çerçevesinde sorunların çözümünü sağlamayı hedefliyoruz. En samimi temennimiz Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifa ederek barış, refah ve güven içinde yaşamasıdır. Bütün iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen komşumuzun provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam ettiğini görüyoruz. Yunanlıların Türkler yayılmacı iddialarına ilişkin Akar şu cevabı veriyor. Asıl kim yayılmacı? Lütfen tarihe bakın. 1832'den beri Yunanistan'ın yayılmacı tutumu haritalarda tarih tarih yer alıyor. Milli Savunma Bakanı, Yunanistan'ın bazı batılı ülkeler tarafından Türkiye'ye karşı kışkırtılması tespitini yaparak şöyle diyor. Oysa bunlara ne gerek var? İşte tarih ortada. 1919'da tahriklere kapılarak bir maceraya atıldılar. O maceranın 9 Eylül 1922'de nasıl son bulduğunu bütün dünya gördü. ABD'nin son dönemde Yunanistan'da Dede Ağaç'a yaptığı askeri tahkimatı soruyoruz. Bakan şu cevabı veriyor. ABD Dede Ağaç'a bir takım kuvvetler getiriyor. Biz de bunu tatbikat olarak görüyoruz, takip ediyoruz. Kıbrıs bizim milli meselemiz. Adadaki sorunun çözümü eşit, egemen, bağımsız iki devletin kabul edilmesidir. Esas problem sahası Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda Rum-Yunan ikilisinin 50 yıldır uzlaşmaz tavrını sürdürmesi, Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu hiçe saymasıdır. 2 günlük Azerbaycan gezisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığımız sohbet burada son buluyor. Pazar günü Bakü ve Şuşa izlenimlerini aktaracağım. Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Azerbaycan askeriyle zafer kutlamasını izledik. Kahramanların gözlerinde zaferin haklı gururu vardı. Suriye üzerinde konuşurken konu yine YPG-PYD'ye geliyor. Bakan Akar bir kez daha en keskin şekilde şöyle diyor. Defalarca anlattık. ABD'nin başta silah, mühimmat olmak üzere YPG-PYD'ye destek vermesinin yanlış olduğunu her platformda gündeme getiriyoruz. Oysa bir küresel güç olarak ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin bölgesel gücüyle birlikte hareket etse, bölge barışına birlikte katkı sunulur ve bölgeye istikrar gelir. MİT, emniyet veya diğer kanallardan gelen yeni bilgi, belge ve veriler ışığında ve sıralı amir, komutanların tespitleri kapsamında mücadeleye aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Hainlerden temizlendikçe daha da güçleniyoruz. İcra ettiğimiz operasyonlar ve kapsamı genişleyen başarılı tatbikatlar güçlendiğimizin en açık göstergesi. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi YouTube ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın.